Osmanlı padişahları arasında hakkında en çok konuşulan padişah şüphesiz Yıldırım Bayezid Han'dır. Bunun en önemli sebebi kısa zamanda Anadolu Birliği'ni kurup devleti genişletmesine rağmen 1402'de Ankara'da Timur'a yenilerek tekrar başa dönülmesine sebep oldu. Yıldırım Bayezid'in saltanat yılları içerisinde Anadolu'da Türk Birliği kurulmuş, Haçlılara karşı Nibolu zaferi kazanılmıştır. Bizans'ın Karadeniz yoluna Anadolu Hisarı yapılmış ve Bizans İmparatoru, Türk Padişahı'nın her emrine itaat etmek zorunda olduğunu anlamış, Bizans surları Türklerin karşısında titremiştir. Osmanlı padişahlarının dördüncüsü. Babası Murad Uda Vendigar, annesi Gülçiçek Hatun'dur. 1360'da doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanının en mümtaz alimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Değerli kumandanlardan sevk ve idare dersleri aldı. 1381 yılında devlet idaresini öğrenmesi için Kütahya'ya vali tayin. 1389'da yapılan 1. Kosova Savaşı'na katılarak büyük kahramanlık gösterdi. Savaş sonunda babası Sultan Murad'ın şehadeti üzerine tahta çıktı. Cesaret ve gözü pekliğiyle ün yaptığından kendisine Yıldırım lakabı verilmiştir. Tahta geçtikten sonra ilk olarak Sırbistan işlerini düzene koydu. Bu sırada saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Karamanoğulları ve diğer Anadolu beyliklerinin Osmanlı yerleri tahribe başlamaları üzerine Yıldırım Bayezid güçlü bir orduyla 1389 kışında harekete geçti. Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamit beylikleri topraklarını ülkesine kattı. Bundan sonra adına yaraşır bir hızla Karaman ülkesine girdi ve Konya'yı muhasara etti. Karamanoğlu, çarşamba suyu sınır olmak şartıyla anlaşmak zorunda kaldı. Denizciliğe de önem veren Yıldırım Bayezid Han, 1390 sonbaharında Sakız ve Eğriboz adalarıyla Ege Denizi'ndeki Venedik kıyılarına seferler düzenledi. Yıldırım Bayezid, Anadolu'dayken Eflak Kralı Mirça, Osmanlı sınırını geçerek Karinabad'a kadar olan bölgede yağmalama hareketinde bulunmuştu. Sefer dönüşünde hemen Rumeli'ye girdişah, Edirne'de kuvvetlerini toparladı ve Nibolu'yla Silistre'den Eflak işlerine akıncılar gönderdi. Bu kuvvetler Mirça'yı yakalayarak Bursa'ya gönderdiler. Mirça, her sene Osmanlı hazinesine 3000 lüka altın vermek ve Macarlar üzerine yapılacak seferlerde Osmanlı ordusuna yardım etmek kaydıyla serbest bırakıldı. Yıldırım Bayezid bundan sonra Macarlarla ittifak kurmaya çalışan Bizanslar üzerine yürüdü ve 1391'de İstanbul'u muhasara altına aldı. 7 aylık bir kuşatmadan sonra şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve yıllık verginin artırılması şartlarıyla antlaşma imzalandı. Yıldırım Bayezid 1392'de yeniden Anadolu üzerine yürüdü. Bu harekat sırasında Candaroğulları'nın Kastamonu şubesi 1392 ilkbaharında ele geçti. Bu arada Bayezid'in oğullarından Şehzade Çelebi Mehmet, Amasya'yı, Süleyman Çelebi ise Tırnova, Silistre, Nibolu ve Vidin'i zapt ettiler. 1394'te Selanik ve Yenişehir'i yani Mora'yı da alan Osmanlı orduları Teselya ve Arnavut'a kadar ilerlediler. Bayezid Han İstanbul'un 1. muhasarasından sonra imparatorun şehirde bir Müslüman mahallesi tesisi, bir cami inşası ve bir kadı bulundurulması hususundaki vaadini yerine getirmemesi üzerine şehri ikinci defa kuşattı. 1395 yılındaki bu kuşatma yaz boyunca devam etti. Bu sırada Yunanistan'dan Tırhala, Domasya ve Patros şehirleri alındı. İstanbul muhasarası Balkanlar'da büyük bir Haçlı ordusu hazırlandığı haberi üzerine kaldırıldı. Macar kralının propagandası ve papanın tahrikleri neticesinde bir Haçlı ordusu kuruldu. Mevcudu 100 binden fazla olan bu Haçlı ordusu Tuna'yı geçerek Vidin, Orsova ve Rahova şehirlerini ele geçirerek Doğan Bey'in müdafaa ettiği Nibolu'yu muhasara etti. Ancak Edirne'den yola çıkarak süratle gelen Sultan Bayezid
Haçlı ordusunu Nibolu Kalesi önünde ağır bir bozguna uğrattı. Esir edilen ve fidye karşılığı serbest bırakıldıktan sonra padişaha karşı bir daha savaşmamaya yemin eden Avrupalı asilzadeler ve şövalyelere Yıldırım Bayezid Han şöyle diyordu. Ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanma imkanı sağlamış olursunuz. Zira ben Allah-u Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim. Nibolu zaferinden sonra Bayezid İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde Anadolu tarafında güzelce hisarı Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. İstanbul 1397'de yeniden muhasara edildi ve muhasara sırasında Yunanistan ve Anadolu üzerine seferler yapıldı. Teselya ve Yenişehir'i aldıktan sonra hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Orta Yunanistan'a giren Yıldırım Bayezid bölgedeki bazı dükkanlıkları fethederek geri döndü. Turhan Bey'i Mora işlerine akınlar yapmakla görevlendirdi. Bunun neticesinde Yunan despotu Theodoros eskisi gibi Osmanlı hakimiyetini tanımayı ve vergi vermeyi kabul etti. Diğer taraftan Nibolu Savaşı esnasında Karamanoğulları Ankara'yı basıp Sarı Timurtaş'ı esir almışlardı. Bu sebeple Bayezid Han Yunan meselesini hallettikten sonra Karaman ülkesi üzerine sefere çıktı. 1397'de Akça Yuvası'nda yapılan savaşta Karaman kuvvetleri büyük bir bozguna uğratıldı. Konya ve Laren'de yani Karaman Osmanlılar eline geçti. Yıldırım Bayezid 1398 ilkbaharında Samsun üzerine yürüdü ve Müslüman Samsun'u aldı. Böylece Osmanlı sınırı Karadeniz havalisinde Trabzon İmparatorluğu sınırına dayandı. 1398 sonlarında Kadı Burhaneddin, Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman'a mağlup olmuştu. Bunun üzerine Bayezid, şehzadelerinden birini Sivas'a göndererek burayı zapt ettirdi. Böylece Tokat, Kayseri, Niksar, Şarki Karahisar, Kırşehir ve Aksaray şehirleri Osmanlı ülkesine katıldı. Bayezid, Dulkadiroğullarından Elbistan'ı aldıktan sonra Memlukların elindeki Malatya, Divriği ve Besni gibi şehirleri de sınırları içine kattı. Böylece Osmanlı sınırı Fırat kıyılarına kadar dayandı. Bu arada Bizanslılar Hristiyan devletlerden yardım istemişler ve Türklere baskı yapmaya başlamışlardı. Boğaziçi ve İzmit Körfezi kıyılarını vurmaları üzerine Bayezid 1400 baharında İstanbul'u dördüncü defa kuşattı. Bu kuşatma diğer kuşatmalardan daha şiddetliydi. Ancak doğuda Timur tehlikesi ortaya çıkınca kuşatmaya son verilmek zorunda kalındı. Bayezid'in hükümdarlıklarına son verdiği beyler Timur'un yanına giderek Bayezid aleyhine propaganda yapmaktaydılar. Bu sırada Timur Han'dan kaçan Karakoyunlu ve Celair beyleri de Yıldırım Bayezid'i Timur'a karşı tahrik ediyorlardı. Bu tahrikler ve Timur'un Osmanlılara ait Sivas'ı zapt etmesi neticede iki büyük Türk hakanını Ankara'da karşı karşıya getirdi. Çubuk Ovası'nda yapılan ve çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlı ordusu mağlubiyete uğrarken Yıldırım Bayezid de esir düştü. Esaret zilletini çekemeyen Yıldırım Bayezid Han 7 ay kadar sonra kederinden ve nefes darlığından 44 yaşında vefat etti. Timur Han ölüm haberini alınca yazık oldu. Büyük bir mücahidi kaybettik demekten kendini alamadı. Yıldırım Bayezid, çevik, atılgan, cesur, zamanının hadiselerini kavramış iyi bir kumandan ve iyi bir sultandı. Ani olaylar karşısında soğukkanlılığını muhafaza ederek kararını verir ve ordusunu süratle istediği yere sevk ederdi. Bu yüzden düşmanları çok ihtiyatlı davranır. Ömrünü cepheden cepheye koşmakla geçirmiş, Türklüğün ve İslamiyet'in Rumeli'de yerleşmesini sağlamıştır. Adaleti çok meşhurdu. Her gün, belirli bir zamanda herkesin kendisini görebileceği bir yere gelir ve dört bir yandan gelen tebaasının şikayet ve arzularını dinler, haksızlığa uğrayanların haklarını derhal iade ederdi. Kadıların hükümlerine kesinlikle karışmaz ve kimseyi de karıştırmazdı. Alimlerin sohbetlerinde bulunur, onların Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildiren sözlerini canla başla kabul eder. Evliyaya çok hürmette bulunur. Osmanlı topraklarının her tarafında ilim yuvaları kurdu. Memleketin her tarafında cami, mescit, darüşşifa, medrese, emaret ve misafirhaneler yaptırdı. Bunlardan en meşhuru Bursa'da yaptırdığı Ulu Cami'dir. Ayrıca bütün bu imaretler için geniş vakıflar kurdu.
Sultan Mehmet 1387-1421 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine başlayan taht kavgaları yüzünden kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldı. Fetret Devri denilen şehzadeler arasındaki saltanat kavgasına son vererek 1413 yılında 26 yaşında tahta geçti. Çelebi Sultan Mehmet babasından sonra bozulan Anadolu Türk Birliği'ni yeniden kurarak bir bakıma Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olmuştu. Çok ciddi ve kararlı bir kişiliği vardı. Yakın çevresinde olduğu kadar ülke dışında da bu kişiliği güven sağlamıştır. Yıldırım Bayezid Han'ın Emir Süleyman, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi adlarında 6 oğlu vardı. Bunlardan Kasım Çelebi çok küçük olduğundan Bursa'da Harem-i Humayun'da bırakılmış, ötekilerinin hepsi savaş alanında babalarının yanında yer almışlardı. Bozgunluk belirtileri görünmeye başlayınca Vezir-i Azam Ali Paşa, Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ve bazı devlet büyükleri, Büyük Şehzade Emir Süleyman'ı yanlarına alıp, Bursa'ya koşarak ele geçirdikleri hazine mallarını, sultanın karılarını ve Kasım Çelebi'yi alarak Rumeli yakasına geçmek için deniz kıyısına vardılarsa da denizden karşıya atlamak hususunda Bizans İmparatorunun yardım etmesi gerekli olduğundan Kartal, Pendik ve Geybuz'a yani Gebze kazalarını Bizanslara geri vermek ve Şehzade Kasım Çelebi'yi de rehin bırakmak suretiyle Edirne'ye vardılar. İsa Çelebi eskiden vali bulunduğu Balıkesir bölgesine savuşup Timur'un Anadolu'dan ayrılışına dek oralarda saklandı. Mehmet Çelebi ki Çelebi Sultan Mehmet Han'dır, lalası Bayezid Paşa ve bazı devlet büyükleri ve dairesi halkı olan 7-800 atlıyla eski eyalet merkezi olan Amasya'ya gitti. Musa Çelebi babasıyla birlikte tutsak ve Mustafa Çelebi savaş sırasında kayboldu. Zalim Timur, Osmanlı ordusunun bozguna uğraması üzerine hemen Bursa, Kütahya ve öteki şehir ve bölgelere bölük bölük yağmacı Tatarları musallat ederek Bursa'da bulabildikleri Osmanlı hazinesini ve Kütahya'da biriktirilip saklanmış olan Timurtaş Paşa'nın zengin hazinesini ele geçirdikten sonra her zaman yaptığı gibi vardığı her yer halkından kurtuluş fidyesi alarak çapulculuğunu ve yıkıcılığını son keldesine vardırdı. Karamanoğlu Alaaddin Bey'in ortadan kaldırılmasından beri Bursa'da hapiste bulunan oğlu Mehmet Bey'i kurtarıp Karaman Beyliği tahtına, Germiyanoğlu Yakup Bey'i Kütahya Beyliği tahtına, Saruhanoğlu Hızır Şah Bey'i Saruhanoğulları Beyliği tahtına, Manisa ve Aydınoğlu Cüneyt Bey'i Aydınoğulları Beyliği tahtına, İsfendiyaroğlu'nu da eski hükümet yerinde tahta geçirdi. Böylece görünüşte bir mürüvvet ve adalet göstermekte gibi ise de gerçekte Anadolu ülkesinde Müslümanlar arasında yeniden büyük karışıklık ve savaş nedenlerini hazırlamış oldu. Merhamet ve hakimiyetin gereği birkaç kişinin refahını ve varlığını hazırlamak değil, Müslümanlar arasında fitne ve fesada yol açabilecek durumların ortadan kaldırılmasıyla geniş halk topluluğunun güvenliği ve güçlenmesi, ülkenin genişleyip nüfusunun artmasını mümkün kılacak durumun yaratılmasıdır. Elde ettiği fırsat ve imkanları gereğince bu hususları göz önüne almayıp 80 yıl gibi uzun bir süre daha Müslümanlar arasında kan dökülmesine yol açacak zemin hazırlamış oldu. Timur'un Asya ülkesinde gezip dolaşması pek çoksa da deniz geçmek adeti olmadığından Rumeli yakasına el atamadı. Bizans İmparatoru'nun yolladığı küçük hediyelerle yetindi. Öte yandan Anadolu için yapabileceği bütün zulümleri yapmakta kusur etmediği gibi Çelebi Sultan Mehmet'in Amasya bölgesinde eşkıyayı bastırmak hususunda elde ettiği başarıları duyduğunda onu da yok etme çabasına girişti. Şöyle ki Çubukova'sında yapılan savaşın sonunda bir takım Tatar elebaşları Osmanlı ülkesini çapula koyuldular. Osmanlılara düşman olan Anadolu beylerinin adamları, özellikle İsfendiyaroğlu'nun yakınları, Yıldırım Bayezid Han şehzadelerinin yönetimi ele almalarını önlemek için beşer onar bin haşeratla Tokat ve Amasya bölgelerinde dolaşmaya başlayınca, Çelebi Sultan Mehmet Han'ın zaruri olarak bunları kovalayıp serlerini ortadan kaldırmak zorunda kalmıştı.
Çelebi Sultan Mehmet Han'ın kapısı, halkı ve yönetimi altında bulunan Amasya askeri 2-3 bin kişiden ibaretken o kalabalık kan dökücü eşkıya takımını birer birer ortadan kaldırarak babasının yerini tutabileceği anlaşıldı. Bunu gören Mağrur Timur kendisine damat edinmek vaadiyle Çelebi Sultan Mehmet'e mektup yazdı. Yıldırım Bayezid Han'a da bu daveti kabul ederek gelmesini emreden bir yazı yazdırdı. Şehzade Mehmet Çelebi'nin komutanları ve devlet adamları Timur'un nasıl kıyıcı ve zalim bir kişi olduğunu söyleyerek gitmesini uygun görmemişlerse de Şehzade Mehmet Çelebi gençliği dolayısıyla hilekar hasmının sözlerine kanarak 1-2 bin atlıyla yola çıkmış fakat birkaç konak gider gitmez yolunu beklemekte olan iki bölük hain sürüsüyle karşılaşıp kahramanca çarpışarak darmadağın etmişse de bunların ortaya çıkışı komutanlarının ve devlet adamlarının görüşlerini doğrular nitelikte olduğundan Amasya'ya geri dönüp mazeretini bildirmek üzere hocası Sofu Bayezid'i Timur'un yanına yolladı. Bu sırada Yıldırım Bayezid ölmüş bulunduğundan Timur başsağlığı dilemek üzere bazı hediyelerle Sofu Bayezid'i Sultan Mehmet'e geri yolladı. Edirne'de emirlik etmekte olan Büyük Şehzade Emir Süleyman'a da hediyeler yolladı ve başsağlığı diledi. Timur, Tire'de kışlamaktayken Cenevizlilerin İzmir limanında yaptırmış oldukları kaleyi Müslüman hükümdarların alamadıklarını duydu. Hem gücünü kuvvetini halka göstermek hem de Franklerin biriktirdikleri malları ve eşyaları çapul etmek için ilkbaharda saldırıp İzmir'i hemen ele geçirdi. Sonra başkenti olan Semerkant'a dönmeye karar verip Kara Tatar denen halkı da yanına alıp Anadolu'dan çıkıp gitti. Bu Kara Tatar taifesi Cengizliler yani Moğollar tarafından Selçuklulara göz kulak olmak üzere Anadolu'ya yollanan kavimlerden olup zamanla Kayseri ve Sivas bölgelerinde çadır kurup yerleşmişlerdi. Rahmetli Yıldırım Bayezid Han Sivas'ı ele geçirdiği zaman bunlardan tekalifi divaniyeyi almayıp yalnız savaşlar sırasında savaş hizmetlerinde çalıştırılmakta olduklarından günden güne çoğalıp 40-50 bin kişi olmuşlardı. Timurlenk Anadolu'ya yönelince bunların başkanlarına saltanatı Rum'u yani Osmanlı tahtını vaadle Timurlenk Anadolu'ya yönelince bunların başkanlarına saltanatı Rum'u yani Osmanlı tahtını vaadle gizlice yanına çağırdığından bu halk hemen Timur ordusuna katılmışlardı. İş bittikten sonra Timur her ne düşünceyle ise bunları birlikte götürmeyi uygun bulup ancak kendi istekleriyle gitmeyeceklerini bildiğinden büyük bir orduyla dört yanlarını kuşatarak alıp gitmiştir ki Timur'un Anadolu'da yaptığı en hayırlı iş bu olmuştur. Timur'un geri gittiği haberi duyulunca birkaç yüz bin çapulcunun yol uğraklarını ne duruma getirecekleri bilinmekle oralara yakın yerlerin halkı dağ başlarına çekildikleri gibi Çelebi Sultan Mehmet de Amasya'dan çıkıp Bolu dağlarına gidip işin sonunu bekledi. Timur'un gittiği anlaşılınca Çelebi Sultan Mehmet yanında bulunan birkaç bin askerle inip Bursa'ya yönelmişse de İsa Çelebi saklandığı yerden çıkıp ondan önce babasının tahtını ele geçirmiş bulunduğundan iki kardeş taht savaşına giriştiler. Mehmet Çelebi'nin askerleri İsa Çelebi'nin ordusunu darmadağın edip 1403-1404 yılında Çelebi Sultan Mehmet Bursa'ya girerek Osmanlı tahtına oturdu. Germiyan oğluna emanet edilmiş olan Yıldırım Bayezid'in ölüsüyle Şehzade Musa Çelebi getirtilerek cenaze özel türbesine gömüldü, kardeşine de iltifatlar etti. Edirne'de hüküm süren Emir Süleyman, kardeşi Çelebi Sultan Mehmed'i ortadan kaldırmak amacıyla Anadolu yakasına geçmeyi tasarladıysa da Vezir-i Azam Ali Paşa, İsa Çelebi'yi Sultan Mehmed'e musallat etmeyi daha uygun gördüğünden İsa Çelebi, Emir Süleyman tarafından teşvik ve yardım edilerek yollanıp Çelebi Sultan Mehmed de yeniden savaşa tutuştuysa da yine bozguna uğradı. Bu kez Menteşe, Saruhan ve İzmir oğullarının yardımıyla cesaretlenip yaptığı saldırıda da yenilerek kaçmış, daha sonra Eskişehir'de saklandığı yerde bulunup öldürülmüştür. Tanrı'nın yardımına nail olmuş olan Padişah Sultan Mehmet, Aydın'a doğru yönelip Ayaslu'da yapılan savaşta İzmir, Saruhan ve Menteşe oğullarını bozguna uğratıp Aydın ve Manisa sancaklarını ele geçirdi. Saruhan oğlu Hızır Şah Bey'i öldürtüp İzmir oğlu Cüneyt Bey'in af dileğini kabulle yalnız İzmir kalesini kendine bırakarak Bursa'ya döndü. Hızır Şah Bey'in öldürülmesi konusunda Müneccimbaşı ünlü tarihinde Timur olayında affı imkansız bir cürüm işlemiş olması öldürülmesine sebep oldu demekteyse de nasıl bir suç işlediğini açıklamamıştır.
Timur'un yanına geçmek yahut da İsa Çelebi'ye yardım etmek suçu olsaydı, bu tür suçlar dağınık hükümdarcıkların hepsince işlenmiş olduğundan onlar gibi bunun da affedilmesi gerekirdi. Fakat bu Hızır Şah, sarhoş ve alçak bir herif olduğundan, Timur olayında saltanat hanedanının namusuna leke sürücü yakışıksız bir davranışta bulunmuş olmalı ki, başkaları affedildiği halde o mahrum edilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'in özgürlüğü Emir Süleyman'ı huzursuz ettiğinden büyük bir orduyla Anadolu'ya geçip Sultan Mehmed üzerine saldırdı. Durum Mehmed Han'ın ileri gelenleri arasında tartışıldı. Emir Süleyman her ne kadar içkiye ve eğlenceye düşkün olup bu durum tahta geçmesine engelse de şehzadelerin en büyüğü ve Rumeli'deki beylerin ve komutanların başkanı olmakla durumu iyice belli oluncaya dek çekingen davranılması, karşı koymaktan kaçınılması sonucuna varıldı. Bunun üzerine Sultan Mehmed Amasya'ya gitti. Emir Süleyman onu izleyerek Ankara'ya vardı ve sonra Bursa'ya geri döndü. Emir Süleyman'ın adeti üzere her gün hamamlarda zevk ve sefa ile meşgul olduğunu duyan Çelebi Sultan Mehmed, ordusuyla ansızın Bursa'ya saldırdıysa da şiddetli yağmurlar nedeniyle bazı ırmakları geçmek mümkün olmayıp birkaç gün süren savaştan sonra Amasya'ya gitti. Emir Süleyman'ın İsa Çelebi'yi Sultan Mehmed'e musallat etmesine bir karşılık olmak üzere Sultan Mehmed'de küçük şehzade Musa Çelebi'yi yardımlarla Sinop'tan Rumeli'ye yolladı. Emir Sultan bu durumu görünce Anadolu'dan ayrılıp Rumeli'ye geçti. Emir Sultan'ın sarhoşluğundan bıkan Rumeli ileri gelenleri ve komutanlar Musa Çelebi'ye katılmışlarsa da Emir Süleyman gelince gene onun tarafına meyletmeleri üzerine Musa Çelebi dağ başlarına kaçtı. Bu sıradaki tarih 1410-1411'dir. Emir Süleyman'ın Vezir-i Azamı Ali Paşa öldü. Edirne Sarayı'nda işlerin büsbütün bozulduğunu gören Musa Çelebi ansızın Edirne'ye saldırdı. Emir Süleyman bir hamamda sarhoş ve kendinden geçmiş bir durumda bulunduğundan Musa Çelebi'nin Edirne'ye geldiğini anlatmak üzere yanına girenlere kızıp hatta bunlardan Yeniçeri ağası Hasan Ağa'nın sakalını tellak usturasıyla tıraş ettirince herkes kendisinden yüz çevirdi. Emir Süleyman kötü haberlerin kendisine ulaştırılmasından biraz sonra ayrılıp İstanbul'a doğru kaçarken yolda tutulup öldürüldü. Musa Çelebi Rumeli'ye yollanırken amaca erişirse hutbe ve sikkeyi Mehmed Han adına söyletmesi konusunda aralarında anlaşmışlarken Emir Süleyman ortadan kalkıp kendisi tahta geçince bağımsızlık davasına kalmıştı. Ama bir ülkede iki hükümdarın bulunamayacağı da değişmez bir kural olduğundan Sultan Mehmed Han büyük bir orduyla Rumeli yakasına geçti. Yapılan savaşta başarıya ulaşılmışken Sultan Mehmed ordusunun kaçanları kovalamak için ayrıldığını, ağabeyinin az bir askerle kaldığını gören Musa Çelebi yanındaki Kapıkulu askerleriyle saldırınca Sultan Mehmed zorunlu olarak kaçıp Bursa'ya geldi. Musa Çelebi sert huylu ve kuruntulu bir kişi olduğundan eski komutanların ve devlet adamlarının çoğunu yerlerinden atıp sert davrandığı gibi değerli bir devlet adamı olan Evrenos Bey'e de kötü davranıp kendisine hakaret ve rahatsız etmiş, ayak takımından biri olan kör Şahmelik adındaki birini kendine vezir etmeyerek halkı iyice soğutmuştur. Bu tür davranışlarından dolayı Emir Süleyman'ın sadrazamı rahmetli Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı vergi istemek için elçilikle İstanbul'a gönderdiği halde İbrahim Paşa Edirne'ye dönmeyip Sultan Mehmed'in yanına Bursa'ya gitti. Ertesi yıl yani 1413-1414 yılında Sultan Mehmed Han yeniden Rumeli yakasına geçtiğinde Rumeli emirlerinin çoğu yanına geldiler. Bu durum karşısında Musa Çelebi karşı koymaktan çekinip Niş bölgesine doğru geri çekildi. Sultan Mehmed kendisini izleyerek yaklaştığında zorunlu olarak şiddetli bir çarpışmaya tutuştular. Musa Çelebi'nin yanındaki birlikler bozguna uğradı. Musa yakalanıp öldürüldü. Timur olayından Musa Çelebi'nin ölümüne dek geçen 12-13 yıllık zaman içinde Osmanlı ülkesinde türlü savaşlar ve çatışmalar olmuş, sonunda Mehmed Han yalnız başına tahta geçerek devlet gemisi Selamet sahiline ulaşıp fitne dalgaları oldukça yatıştı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Sultan Mehmed Han'ın Musa Çelebi ile olan meşguliyetini fırsat bilerek bir aydan fazla bir süreyle Bursa'yı kuşatma cesaretini gösterdi. Bu kuşatma sırasında da türlü çapullar yapmış, soygunculuk etmiş, hatta bazı Bizans tarihçilerinin anlattıklarına göre rahmetli Yıldırım Bayezid Han'ın türbesini yıkıp türlü hakaretler yapmaktayken Musa Çelebi'nin cenazesi şehre girince Çelebi Sultan Mehmed'in başarısını anlayıp cezalandırılacağından korkarak çabucak kaçıp oradan uzaklaşmıştı. Sultan Mehmed Han Anadolu'ya döner dönmez Karamanoğlu üzerine yürüdü.
Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Saitili denen bölgeleri ki buralar Murat Han zamanında belli bir bedelle satın alınmışken Timur olayında yeniden Karamanoğlu'nun eline geçmişti. Yeniden Osmanlı ülkesine katıldılar. Konya'da kuşatıldığı halde bazı sıkıntı verici olayların ortaya çıkması üzerine kuşatma kaldırıldı. Ertesi yıl gene Karamanoğlu'na haddini bildirmek için Ankara Ovası padişahın ordu merkezi yapıldı. Padişah biraz rahatsız olduğundan burada eğlenilmekteyken Anadolu Beylerbeyi Bayezid Paşa Karamanoğlu'na padişahın rahatsız olduğunu haber vererek daha birçok güzel hileli sözlerle onu umutlandırıp aldatması üzerine ansızın ordusunu basıp Karamanoğlu Mehmet Bey ile bir oğlunu yakalayıp padişaha yolladı. Sultan Mehmet Han iyi ahlakı dolayısıyla bundan sonra bir daha Osmanlı Devleti'ne düşmanlık etmemek üzere Karamanoğlu'na yemin ettirdikten sonra salıverdi. Bayezid Paşa'nın eyaletine de vezirlik rütbesi ekledi. Karamanoğlu memleketine dönerken bizim Osmanoğullarıyla düşmanlığımız beşikten mezara dek sürer demiş ve otlakta bulunan padişahın at sürülerini talan etmiştir. Birkaç yıl sonra gene ayaklanıp Antakya'yı kuşattığı sırada top güllesiyle vurulup parça parça olmuş, böylece yemin bozanlığının cezasını. Sultan Mehmet Han Edirne'de oturmaktayken 1421 yılında 43 yaşında olduğu halde ve bağımsız olarak sürdürdüğü saltanatının 8. yılında öldü. Ölüsü Bursa'ya getirtilip kendi adıyla anılan türbesine gömüldü. Bu hükümdar yumuşak huylu, sabırlı, cesur ve çalışkan, aklına koyduğu şeyi gerçekleştiren, başarılı ve şanı yüce bir padişahtı. Türlü zahmet ve meşakkatlerle Osmanlı Devleti'ni yenilemiş, 24 savaşta bizzat bulunmuş, 40'a yakın yara almıştır. O bu denli uğraşıları arasında Edirne'de ve Bursa'da pek çok hayır işleri yaptırmayı başardıktan başka, Harameyn'e yani Mekke ve Medine'ye Surre alayı 19 yollanmasını da ilk kez bu padişah başlatmıştır. Zaten hastalıklı bir vücuda sahip olduğundan zamanının çoğu yatakta geçip genç yaşta öldü. Bazıları doğumunu 1391 yıl olarak kaydedip babasının ölümünde 12 yaşındaydı derler. Bazıları da doğumu 1379-1380'de olduğundan babasının ölümünde 24 yaşında bulunduğunu söylerler. Babası zamanında Amasya valisi ve Timur Savaşı'nda çarhacı olmasına, sonraki yaptıklarına ve Şehzadesi Sultan II. Murad'ın doğumunun 1403-1404 yılında bulunmasına bakılınca ikinci söylentinin daha doğru olması gerekir. Ama bazı tarihlerde de annesi Şah Hatun Germiyanoğlu Yakup Bey'in kız kardeşi olarak gösterilmiş, Şah Hatun ise 1381-1382 yılında Yıldırım Bayezid Han'la evlenmiş olduğundan bu tarihlerde de bir yanlışlık olması gerekir. Bütün bunlar göz önüne alınca Sultan Mehmet Han'ın doğum tarihi doğru olarak bilinmemektedir. Çelebi Sultan Mehmet Edirne'de ölünce saltanat tahtına varis olup Amasya'da bulunan Büyük Şehzade 2. Murad'a durum bildirildi. Rahmetlinin vasiyeti üzerine ölüm haberi gizli duruldu. Padişahımızın İzmiroğlu üzerine yürüyüşü var söylentisiyle Edirne'de bulunan askerin bir miktarı Anadolu yakasına geçirilmişse de sipahi ve silahtar taifesi ölüm işini sezinleyip padişahı görmekte ayak dilediler. Devlet ileri gelenleri bu istek karşısında çok sıkıntıya düşüp hekimbaşının tertibiyle ölüye giysileri giydirilip karanlık odada taht üzerine oturtulup arkasına da bir adam konup subaylardan 3-5 kişi içeri alındı. Ölünün arkasına konmuş olan adam onun ellerini ve başını kımıldattığından girenler işin farkına varamadan dua ederek çıktılar. Tarihçiler bu konuda ağız birliği etmektedirler. Bu işte ölünün bedeninin bazı ilaçlarla tahnit olunduğu açıksa da alınan tedbirin akla uygunluğu zorcadır.